Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, saygılar. Bilmeyenler için ismim Ali Ergene. Finlandiya'da Lahti'de yaşıyorum. Nerede olduğumu da söyledim size. Videoma geçmeden önce, başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yazınız, beğeni yapınız arkadaşlar ki YouTube'da videolarımız üst sıralara çıksın. Şu an için Lahti şehrindeyim, Finlandiya'dayım. Ama Lahti şehrinin neresindeyim? Arka planda göründüğü gibi görüyorsanız eğer, bir mezarlıktayım. Ama bu bildiğimiz mezarlıklardan değil. Onu önce bir belirtmek isterim. Niye geldik buraya? Neden bu mezarlığa geldik? Onu bir anlatmak isterim size. Anlatırken de gezdirmek isterim. Arkadaşlar, biz şu an için hayvanlar mezarlığındayız. İnsanların besledikleri pet hayvanların mezarlığındayız. Onu bir anlatayım. Çünkü burada halk istisnai olarak Güney kültürüne göre istisnai olarak veya bizim kültürümüze göre öyle diyeyim, istisnai olarak besledikleri hayvanları kendi ailelerinin bir ferdi olarak kabul ederler. Bunun sebeplerine girmek istemiyorum. Nedendir zaten bilmiyorum. Belli etkenler vardır bunda. Ama çok ilginç geldiği için şimdi o yüzden sizin de bilmenizi isterim, böyle bir özel belediyenin yaptığı bir mezarlık olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca buraya her isteyen her hayvanını maalesef defnedemiyor, öyle diyeyim. Belli başlı hayvanlara izin veriliyor, belli başlı şartları var, belli büyüklükte, kiloda vesairede. Bunlara birazcık ben araştırma yaptım. Zannedersem buraya belli başlı 40 kiloya kadardı herhalde. Öyle bir de cinsleri var bunun, hastalık yaymasın diye. Hangi hayvanlara izin veriyorlar? Her türlü hayvana izin vermiyorlar. Onu incelemek lazım. Genelde zannedersem burada olanlar kedidir, köpektir. Ama hep beraber gezelim. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Halbuki buradan ben çok geldim geçtim. Yol kenarında burası. Zaten araçların, gelip giden araçların sesi de duyuluyordur zannedersem. Ben size buraya bir gelip geçerken durdum. Size de göstermek istedim. Hadi gezelim beraber o zaman. Evet, hemen arkamda bulunan mezardan başlayayım arkadaşlar. İlk defa geldiğimi söyledim. Burada zannedersem sizin de gördüğünüz üzere 3 tane var. Neler olduğunu yazıyor mu onu da incelemek isterim ama zannedersem şurada görüyorsunuz tarihini. 1.11.93'te doğmuş, 9.1.2006'da ölmüş. İsmi Bellas diyor sadece. Burada da işte Bob diyor. Ayrı zamanlarda bunlar yaşamışlar. Büyük ihtimalle bunlar köpek olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir hiçbir bilgi yok. Şöyle bir yanındakine gideyim. Burada var. Bakın mum yakıyorlar kışın. Şeyleri var. Belli yerleri. Şöyle hemen şuradakine gidiyorum. 2016 yılında ölmüş. Burada hayvanların ne olduğu yazmıyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Bayağı büyük alan bu. Çok büyük. Onda siz umarım videodan anlayabiliyorsunuzdur. Geniş çaplı bir video çekmeye çalışıyorum. Ki her şey görünebilsin. Yani mümkün olduğunca çok şey görün diye yapıyorum. İlginç mezarları gezelim. Şu anda geçiyorum. Hatta şöyle yanımda mezarların arasından gitmeye çalışıyorum. Bakın çok değerliymiş herhalde ki
böyle bir şeye mezar yapmayı uygun görmüşler. Bakın hala daha şöyle diyeyim arkadaşlar. 2016'da ve 4-5 sene olduğu halde hala bu mezarı bu şekilde gelip belli zamanlarda bakımını yapıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Bakın. Şöyle etrafı bakıyorum. Şöyle patikadan giderim. Beraber gezelim. Bakın. Granit taştan mezar taşı yaptırmış birisi. Alice 2000 yılında vefat etmiş. 2013'te var. Burada iki tane mezar var. Birisi Alice, birisi Dusty isimli. Siz de görüyorsunuz. Yan tarafta var. Ya her taraf mezar arkadaşlar. Hepsi de hayvan mezarı. Bunların hepsini. Böyle bir ilginç bir yerdeyim. İlginç bir kültür. İlginç, bize göre çok ilginç. Aslında hani derler, bizde derler ya, hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Böyle de bunu anlayabiliriz. Böyle de bir anlam yükleyebiliriz buna diye düşünüyorum. Biraz tepeye doğru çıkıyorum. Var mı başka bir ilginç yer? Çünkü ben okudum, gelmeden önce biraz inceleme yaptım arkadaşlar internetten. Bahsettiğim gibi herkes her istediği zaman gelip buraya gömemiyor hayvanını. Atlardan bahsetti. Büyük bir arazi olduğu için burası arkadaşlar. Atların da bir yeri olabilir. Hatta internetten, Google haritadan ben baktım. Şey yapamadım. Şu öbür tarafta yol olduğunu yeni anlıyorum. Görebiliyorsanız araçlar geçiyor. Ve şöyle çeviriyorum arkama doğru. Bakın burada da yol var. İki yol arasında bir yer. Arkadaşlar şuradan şu yol üzerinde 1 kilometre kadar ileride de diğer mezarlık, insanların mezarlığı var. Öyle diyeyim. Yani insanların mezarlığından hemen sonra bitişik bir komşu mu, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bakın şu kedi mezarıymış. Kedi resmini olduğuna göre arkadaşlar kedi mezarıymış bu. Bunu anlayabiliyorum. Bak ne güzel granitten taş yapılmış. Mezar taşı. Kimisi ağaç, ahşaptan yapmış. Herkes kendi gücü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Evet, şurada yeni veya bakımı yeni yapılmış bir mezar var. Bakın arkadaşlar. Çiçekler falan yeni dikilmiş. Yeni yapılmış. Yeni. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Necco Oscar diyor. Bakın çiçeklerini getirmişler, dikmişler. Yeni bunlar arkadaşlar. Bu çiçekler daha 2 gündür burada havalar ısındı. Zannetmiyorum ki yani kışın, bunlar yaz çiçeği olduğu için kış dayanmıyorlar. Şöyle ilginç görebileceğim bir mezar bakıyorum. Şurada büyük bir mezar var, onu gördüm. Arkadaşlar bayağı büyük bu. Bakmaya çalışıyorum ama tahtadaki şeyler, yazılar silinmiş, dayanmamış kış şartlarına, dış şartları. Burada da var, isim var, Aino diyor. Bu isim büyük ihtimalle, çünkü Aino ismini biliyorum. Şurada da var bir şey ama bilmiyorum. Bu mezar biraz büyük olunca şey olabilir, bu midilli tip atlar da olabilir, at da olabilir normal büyüklükte, bilemeyeceğim. Böyle at mezarı, bu benim yorumum arkadaşlar. Bu benim yorumum, çünkü diğer mezarlara göre bu mezarlar, iki tane mezar
daha büyük, birisi şu gösterdiğim artık buna göre küçük tabii, bu daha büyük, farkındaysanız. Şöyle bakıyorum, epey büyük bir alan arkadaşlar. Hakikaten büyük bir alan. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Burada bakın paslanmaz çelikten yapmışlar. Ama bir çeliğin bir kısmı kopmuş herhalde. Kaynağında. Böyle bir yerdeyiz. Bakın çok da güzel yani. Türkiye'de böyle bir mezarda, mezarlıkta yatmayı herkes hayal eder yani. Ben ediyordum işin açıkçası. Öyle diyeyim. Böyle bir muhteşem bir ormanlar, ağaçların altında, gölgede, huzur içinde uyuyorlar. Artık öyle diyelim. Herkes, hepimiz uyuyacağız sonuçta. Böyle gidiyorum. Yoldan tarafı burada pek fazla bir ilginç şey yok. Belki de boş da olabilir veya eski de olabilir. Buralar boş büyük ihtimalle. Birkaç yer var sadece. Biz şöyle gidelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burada havalar 2-3, üçüncü gün ısındı. Yeni yeni ağaçlar ve otlar yeşermeye başlıyor. Başlangıç sürecinde. Hatta bakın birinci gün, evvelsi gün böyle tomurcuktu bunlar. Şimdi hemen iki gün içinde nasıl yapraklanmışlar. Öldü. Neyse konudan konuya atlıyoruz. Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Evet, büyük. Arkadaşlar arazi büyük. Yani mezarlık hakikaten büyük. Büyük olduğu için bu dolaşmakla bitmez. Biz geri dönelim diyeceğim ama patika var mı? Şurada bir ok işareti var. Zannedersem o bir patika. Patikadan geri dönelim. Arabayı park ettiğimiz yere. Arabamız, evet, patikaymış orası. İşaret ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi patikası da var buranın. İlginç. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Böyle ilginç bir yerler burada da var. Şöyle hem göstereyim etraftaki mezarları. Wilma'ymış. Dişiymiş belli isimde. Wilma. Hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Ben kamerayı titretmemeye çalışıyorum ama maalesef hareket halinde olduğumuz için bu mümkün değil. Evet. Park yeri burası gördüğünüz gibi. Arabamız orada duruyor. Yol kenarı. Şöyle ben yolu da göstereyim. Bakın yolların yanında da bisiklet ve yayak yolları vardır burada. Bisikletle gidersin. Burada o yüzden bizim neredeyse köy yolları kadar genişliğinde iki yerleşim arasında böyle normal yol haricinde bisiklet ve yaya yolları vardır. Evet. Ha, burası yazıyor arkadaşlar zaten. Küçük hayvan mezarlığı diyor. Ben bunu fark etmemişim. Küçük hayvan mezarlığı diyor. Demek ki büyük hayvanların mezarlığı başka yerde diye düşünüyorum. Bu şeye göre arkadaşlar. Şimdilik bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Lahti'den, Finlandiya'dan hepinize selamlar, saygılar. Kanalıma video olunuz lütfen. Yorum yazınız, beğeni yapınız ki videolarımız YouTube'un üst sıralarında çıksın. Böyle size ilginç videolar
yapmaya çalışıyorum. Amatörce, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Profesyonel bir şey beklerseniz yanlış yerdesiniz. Profesyonel değilim. Bu konularda hobi olarak yapıyorum. Emek veriyorum. Para veriyorum. Tabii harcıyorum, yani para veriyorum dediğim öyle. Böyle yapılan zaten hobi de para kazanç, ticari değildir bu işler. Elbette ticari de olsa güzel olur ama biz maalesef bu biz profesyonel olmadığımız için ben o kısmını pek düşünmüyorum şimdilik. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, güvende kalın, koronasız kalın. Görüşmek üzere.